Cümleten selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Şimdi e, sabahki videoda forma ile ilgili bir şeyler yer aldı. Formayı anlattık ama yorumlarda hep şunu görüyorum. İşte benim durumum şöyle. Bana forma, oğluma forma, kızıma forma şöyle. Tamam, sözüm olsun arkadaşlar. Oğluna forma isteyen arkadaşımız 26.100'den 27.000'e getir. Sözüm olsun oğluna benden forma. Kızına forma isteyen 28.000 aboneye getir. Kızına da forma. Öbürü 29.000'e getir. Ya arkadaşlar gözünü sevdiğim arkadaşlarım. Yani e, yaptığınız size göre doğru ama bana göre doğru değil. Bakın bizim amacımız kanalı büyütmek. izlenmeleri arttırmak. Kanal büyüdükçe izlenmeler arttıkça gelir artıyor. Gelen gelir de dağıtmak. Bu Sistemimiz bu. Ama hocam ben felaket takip ediyorum seni. Biz görüyoruz merak etmeyin. Biz yorumlarda görüyoruz. Biz bugüne kadar birçok kişinin ismini yazdık. Mesela Batuhan Istık, Kadir Doğru. Artık ezberledi yani. Benim moderatör ekibim bile ezberledi. Bu adamlar çıksa desek biz böyle böyleyiz diye. Hani birkaç kişi daha var isimleri aklıma şu an gelmediği için. Arkadaşlar bunun belli bir kuralı var. Takipte kalın. Ben mesela bir hafta boyunca kafamdaki proje şu. Önce bunu anlatayım. 3 tane şifre vereceğim. Birinci şifre şu, ikinci şifre şu, üçüncü şifre şu. Pazar günü bitti diyeceğim. Üçüncü şifreyi verdik sonra şifre bitti diyeceğim. Ya da e, bu şekilde. Pazar günü diyeceğim ki 3 tane şifreyi şu forma yazın. Adınızı, soyadınızı, adres bilginizi, beden bilginizi yazın. Çekiliş. Herkes yazdıktan sonra süre bitti diyeceğim. Herkese bir numara atıyorum. Ahmet Mehmet'in numarası, bir Mehmet İsmail'in numarası, iki. Böyle 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 böyle. Kaç kişi? 50. 3 kişiye dağıtırken çekiliş yapacağız. Tık şunlar kazandı diye. Yani sistem bu şekilde. Üyelere özel normalde bana kalsa yani üye arkadaşlar en çok bu konuda kızıyorum. Bana kalsa her üyemiz her gün bir tane oynatma listesini açacak. ki kısa kısa oynatma listesi derde deva. Abone arkadaşlar size de tavsiye ediyorum. Ben önemli şeyi bir kere söyler geçerim. Açın iki kat hızda oynatmaya bırakın. Zaten bir saatte iki saatte hepsini bitiriyor. Günlük bir tane oynatma listesini bitirirseniz Favori takipçiler arasına girersiniz. Youtube bu veriyi bizimle paylaşırsa ben hiç uğraşmam ki. Favori ile ilk üçte kim var? Şu, şu, şu. Üyeme, aboneme umurumda değil. İlk üç kişiye forum arkadaşlar. Hayırlı olsun. Favori kim? Ha, favori listesinde kim yazıyor? Şunlar. dağıtıp kurtulurum. Yoksa öbür türlü benim annem istiyor. Benim kaynanam istiyor. Ben çocuğuma istiyorum. Arkadaşlar sizin gibi çocuğunu isteyen en az 200 kişi çıktı. Haberiniz olsun. Şimdi meselelere başlayalım arkadaşlar. En büyük hayali Fenerbahçe'de oynamaktı. Vefatının 10. yılında rahmetli Eliz Bahtiyaroğlu'nu rahmet ve özlemle anıyoruz. Mekanı cennet olsun Allah rahmet eylesin. Edis kardeşimizin e, vefat yıl dönümü. Şimdi e, şöyle bir şey söyleyeyim. Paulinho Galatasaray ile anlaştığına dair çıkan haberleri yalanlamış. Şimdi hep Fenerbahçe söz konusu olduğu zaman çıkıyor bazı arkadaşlar. Bak diyor işte rakip şunu alıyor, bunu alıyor, şu geliyor, bu gidiyor, şöyle böyle falan. Fenerbahçe aldı mıydı değersiz ama Galatasaray aldı mıydı? Müthiş. Misal veriyorum. Cao Pedro. Cao Pedro Galatasaray'a anılınca süper stardı. Fenerbahçe'ye geldiği zaman ise yani yani maalesef çöpe dönüşmüş oldu. ya yani çok ilginç değil mi arkadaşlar? Yani e, bu da çok tuhaf, enteresan bir olay arkadaşlar. Şimdi şunu da söyleyeyim. Paulinho dediğin adam <laughs> Leverkusen'den sözleşmesi yazın bitecek. 22 yaşındaki sol kanat. Bence Fenerbahçe'nin bunu şey yapması lazım. 18,5 milyon euroya aldılar. Bence bunu e, incelemeyi alması lazım. izlemeyi alması lazım. Belli mi olur belki yaza çökebiliriz. Ama hiçbir Galatasaray taraftarı Paulinho gelmedi diye yönetim istifa demeyecektir. Lige kötü başlayan Kasımpaşa Antalya Spor deplasmanda 2-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Sen misin Trabzonspor'u yenen Antalya Spor? Hocam tehdit mi ediyorsun? Hayır. Trabzonspor'u yendikten sonra üstlerine yapışan o ukalalıktan bahsediyorum. O şımarıklıktan. Ha Trabzon'a 5 attık. Ha Trabzon'a normal şartlarda herkes 5 atabilir. Galatasaray'a da 5 atabilir. Başkasına da atabilir. Ama orada şımarıp kalırsan sıkıntı. Miçi baş duayı Dinamo Kiev maçında Cesus'un yedek soyundurması ve oyunun gidişatına göre sonradan alması bekleniyor. Bir şey söyleyeceğim. Biz o UEFA kadrosunu tam olarak bilmiyoruz. Kimler eklendi, kimler eklenmedi. Ya bildiğim kadarıyla 25 kişilik bir kadro verdik. Bu 25 kişilik kadroda olmayan 3 isimden eminim. Kim o isimler? Lemos, Novak, Buruma. Bu üçü yok. Hani hafızam beni yanıltmıyorsa yabancı kontenjanda da 3 fazlamız var. Acaba önemli duyumları bir kez söylediğimde tekrardan hatırlatayım. Şimdi Semişen Türk Ümmesi'ne bazı açıklamaları var. Çok hoşuma gitti. Diyor ki Pedro, King, Başruay, Valencia'lı hat son yılların en iyi hücum hattı. Tabi Valencia gitmezse. Bu isimlerin katkısıyla Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını umuyorum. İnşallah kurban olduğum Allah'ım. Pedro'yu çok beğendim. Erken konuşmak doğru mu bilmiyorum ama ben Pedro'nun Fenerbahçe'nin son yıllarda aradığı forvet tanımına çok uyduğunu düşünüyorum. Beni de birçok kişi eleştiriyor. Dalga geçiyorlar. Aleci diyordunuz. Sinerci diyordunuz. Ne oldu? Diyorlar. Ben de Luan Perez'i çok beğeniyorum. Ama aman hocam çok saçmalıyor. Hata yapıyor. Bilmiyorum ben Luan Perez'i çok beğeniyorum. İnşallah daha da iyi olur. Başdoğa ile başarılı ve uyumlu oynarlar. Çünkü Pedro sırtı dönük de oynayabildiğini gösterdi. Başdoğa arkaya koşular yapabilen bir futbolcu. Hoca aynı anda görev verirse bence başarılı olurlar. Pedro, King, Başdoğa, Valencia. Ben bir şey söyleyeceğim. Az önce bir isimle yani Lemos, Novak, Buruma dedim ya. Buruma'nın sözleşmesini feshetsen. Kanatta King oynatamaz mısın? Yani Joshua King, Rossi'li bir tandem arkalı önlü. Yani biraz bir yedek. Bence oynatırsın. Forvet, Forvet arkasında Pedro, Başdoğayı, Pedro Novak, Pedro Serdar Aziz ya da Lincoln Lendike gibisinden ya da Arda Güler o da olabilir. <laughs> Bakalım. Hayırlısı. Bu Semih Şentürk, Hikmet Karaman. O da bir futbol doğayını. Yerli bir yel sağım. Hikmet Karaman diyor ki Fenerbahçe'de Asıl yılın bomba transferi baş Gerçekten müthiş bir oyuncu bana göre diyor. Fenerbahçe durdu durdu en iyi transferini yaptı. Maalesef Türk futboluna bakış açımız bu. Gol kaçırıyor diye çok eleştirildi ama Beşiktaş'ta 14 gol 5 asisti var. Bu az mı diyor. Pedro'nun çok önemli özellikleri var. Stoperleri arkasına alıyor. Topu koruyor. Dar alanda topla buluşabiliyor. Stoperlerin arkasına koşup topu alabiliyor. Ben Pedro'nun çok daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'ye kesin yarar olacaktır. Ben de abarttığınızı düşünüyorum sevgili Hikmet Karaman ve Semih Şentürk. Yahu bir maç izleyip de süperstar ilan etmeyin şu topçuları be. Bir maç izleyip süperstar. Nereye süperstar? star? Nereye süperstar? La bir maç izledik la bir maç bir maç. Kayseri gününde değildi. Kayseri tırttı. Kayseri futbolcuları ne bileyim yedikleri bir şey dokundu. Çağdaş Atan dedi ki bu taktikten oynayacağız dedi. Taktik tutmadı. La her şey olabilir. Uçak türbülansa girdi futbolcular etkilendi. Ne bileyim en iyi futbolcusunun kaynanası öldü. Sevinçten kötü oynadı. Ee, şey, üzüntüden kötü oynadı. Ne biliyorsunuz? Ya bir maç bir maç. Cevap Konya maçındaki Cevap düğünde oynatmam. İlk 2-3 maçlık Joshua King'i düğünümde oynatmam. Ki nefret ediyorum düğünlerde oyunlardan falan filan ama. Yani Halk arasındaki ah, amiyane tabiyle söylüyorum. Arkadaşlar 450 dakika. Bekleyin 450 dakika. Hizamet. Hizamet. Peki hocam. Bir maçta değerlendirirsen. Ben bir maçta değerlendirirsem bunlardan çok daha fazlasını söylerim. Önde basıyor. Pres yapıyor. Rakip savunmayı arkasına alıyor. Savunmayı uyutuyor. Türkiye'de kalıplaşmış vuruşlar var. Topu alırsın. Solundaki adam boştur. Öndeki de boştur ama sen solundakini atarsın. Türkiye'de kalıplaşmış budur. Öndekini atmak kalıbın dışına çıkmaktır. Fenerbahçe Kayseri maçında birçok defa kalıbın dışına çıktı. İşte Türk futbolunun içler acısı hali. Düşünün kalıbın dışına çıkan oyuncular kahraman ilan ediliyor. Orada Sport 30 Süper Lig'in 6. haftasını Fenerbahçe bay geçecek. Bu arada iki tane UEFA Avrupa Ligi maçı Kiev ve Ren maçlarını yapacak. Biliyorsunuz ee, yanlışım yoksa Kiev maçı Neydi? Kapalı gişe. Bitmiş. Helal olsun dayı oğlu. Bitmiş. Bakın pazartesi gündeyiz. Perşembe günü maçımız. Helal olsun dayı oğlu. Yok lan ol, helal olsun. Başka yerde söylenecek. Olsun helal olsun. Yani perşembe günü şu Kiev'i yenelim. İnanın Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon maçları falan umurumda değil. Şu Kiev'le oynayacağımız iki tane maçı alalım ya. Yani Şuramıza geldi şuramıza. Sinir kat sayımız o kadar yüksek. Hatta ben şunu söylüyorum. Bazı Beşiktaşlı Trabzonsporlu Galatasaraylı arkadaşlarım diyorlar ki biz de sizden yanayız. Fener diyor İsrail takımıyla maç yapsa onu tutarım ama diyor bu maçta Fener'den yanayım diyor. Halal olsun dayı oğlu. Yine devam edelim arkadaşlar. Alioski mesela. Bak Alioski Fenerbahçe'de kiralık. Önümüzdeki yıl serbest diye biliyorum. Yani nasıl bir kuralı var tam ben de bilmiyorum ama <laughs> Şimdi performansını gördünüz değil mi? Eğer Fenerbahçe'de biraz daha aidiyet duygusunu yakalarsa, Fenerbahçe'de devam ederse, benim canlı yayında buraya söylediğim bir cümle var. Biz biz Andre Santos'tan sonra ilk defa sol bek bulduk. Hocam sen de erken konuşuyorsun. 450 dakika oynadı mı? Oynamadı. Ama ama <laughs> ofansif bir bek olarak ben ofansif bekide de geçtim. Lan al sol kanat oynat. Sol hücumda oynat. Harbi söylüyorum al sol hücumda oynat. Bu arada Transfer Market'ın verilerinde aşırı yanlışlık var. Bir süperlik maç oynadı bir golü var diyor 100 dakika diyor. Bir maç 100 dakika değil 2 maçta 100 dakika yazması lazım. 2 maçta bir gol sayalım. Avrupa'ya gelemesine 169 dakika toplam 269 dakika oynadı. Biraz daha erken onu söyleyeyim. Ee, al Ahli'de 2024'te sözleşmesi bitecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ve Kuzey Makedonya'nın az oyuncusu şu Perşembe günü şu Kiev'i bir yenseydik inşallah. Şimdi Joshua King 406 dakika 3 gol 1 asist. Bence King'i de konuşmak için erken. Bence King'i de konuşmak için erken. Ama şunu söyleyeyim. Ee, beklediğin King çıktı mı Mustafa hocam? Hala benim beklediğim King çıkmadı. Oha hocam sen de ejderha mı bekliyorsun? Tebessüm yapmaya ve bir Aklınızı başınıza alın. Ben, ben, ejderha, de bulacağım ben İstanbul'da? Ne, ne de ejderha var? Şimdi aslında güzel şifreler verdim. Ee, başka neyden bahsetmem lazım? Ha buldum. Çağlar Söyüncü. Arkadaşlar Çağlar Söyüncü için menajeri John Rakin miymiş neymiş? Zannetmiyorum menajer olduğunu ama demiş ki Türk kulüpleriyle görüşme halindeyiz demiş. Ben bir şey söyleyeyim. Yanlış anlamayın. Her takıma saygım var. Galatasaray'a da saygım var, Beşiktaş'a da, Trabzonspor'a da, diğer takımlara da saygım var. Alma ihtimali bu kadar e, yüksek olan futbolcunun acaba takımında da bazı sıkıntılar olabilir mi? Çünkü bildiğim kadarıyla takımı Premier Lig'in sonuncusu. Leicester City Premier Lig'in sonuncusu ve sanırım 5 maç bitiminde yani Yanlışım yoksa Leicester City 20. sırada evet. 5. maçlar sonunda 20. sıradan ve şey, pardon özür dilerim 6. hafta itibariyle 20. sırada. Yani ee, bilmiyorum ben belki de teknik direktör değişimi yaşanır. Sonra derler ki çallah siz seni mi teknik direktör yapacağız derler. 6 maçta 1 puan almışsın. Sen topçudan anlamıyorsun. Çağlarmalar hiçbir yere gitmiyor derler. Ya ne Fenerbahçe ne Galatasaray ne diğerleri hiçbir şey alamaz. Ala ala ba başka bir şey alınabilir. O yüzden beklemek lazım. Ha görüşme var mıdır? İlla vardır. Ama orası Premierlik. Arsenal doğru düzgün gidiyor. Manchester United sendeliyor. 6. hafta bitiminde Arsenal 15 puan. Manchester United 12 puan. Üstelik Manchester United Arsenal'i yenerek 12'ye ulaşıyor. City 20 gol atmış. 6 gol yemiş. 14 puanla ikinci sırada. Düşünün. Liverpool Liverpool lan kaçıncı sırada Liverpool? Ha Liverpool 7. sırada. 9 puanda. Yani sorsan geçtiğimiz sezon şeyi? Ama Premier Lig'de 3 haftada 5 haftada her şey tepe taklak olabiliyor. Bir teknik direktör değişimine bakar. Umarım mesajı anladınız. Evet. Dün sıkıntılı bir maç oldu. Sıkıntılı maçın özetini izleyemedim. İzleyemediğim özetten de yola çıkarak şunu söyleyeyim. Tolga Ciğerci müthiş iki asist yapmış. Ne Fenerbahçe'de ne Başakşehir'de kıymeti bilinmedi diye. Ben Tolga Ciğerci konusunda hep söyledim. Yine söylüyorum. Yine söylüyorum. Al. Çok güzel bir şekilde yedek yaparsın. Hiç kimse de sana bunu niye aldın demez. Masrafı düşük. Not. Yurt dışında bu adam 300-350 bin euroya oynarken Galatasaray 2 milyon euro vererek getirdi. Düşünün 2 milyon euro vererek getirdi. Galatasaray'da oynadığı top top muydu? birkaç maçta iyiydi. Fenerbahçe zaten sakatlık sonrası geldi. Fenerbahçe'de bir nevi rehabilitasyon süreci yaşadı. Rogo'nun çöpü size göre. Ama yaşı 30. Bazı melekeleri bozulmuş durumda. Ön libero 8 numara oynayabilen türden bir isim. 90 dakikada 2 asistle fırtına gibi giriş yaptı ama takımını bazı şeylerden kurtaramadı. Ama <laughs> ligimizde iş yapabilecek türde bir orta saha. Girişi bundan yaptım. Gelişmeye devam edeyim. Şimdi Beşiktaş'ın dün bir sıkıntılı bir süreci var. Ben Oğuz Ceylan'ın ifadeleriyle açılış yapayım. Oğuz Ceylan alt yapıdan çıkan bir oyuncunun öncelikle öğrenmesi gereken şey karakterdir. Yardımcı hocaya küfür edemez veya taraftara el kol hareketi yapamaz not bir de dil çıkartmış. Yaparsa da böyle sonuçlar olur demiş. Faruk Koca demiş ki bugün bu yaşananların sorumlusu hakem Mete Kalkavan... Mete Kalkaman hakem de ki Beşiktaş'ın oyuncusu. Neyse dil sürüş herhalde. Ve Beşiktaş futbolcu Oğuzhan Akgün denen o çocuğu ne çocuğu Ha çocuktur. Pardon. Başka bir yere gidiyordu. Biri berbat maç yönetti. Birisi yedek kulübemize küfürler ederek olayları başlattı demiş. Şimdi benim hep verdiğim bir örnek var. Arkadaşlar teşbihte hata olmasın. Şimdi ben burada örnek verirken ona köpek mi dedim buna ip mi dedim falan demeyin. Yolda yürüyorsunuz sokak köpeği kendi halinde orada oturuyor bir şeyler yiyor. Bakın teşbih bu örnek bu. Örnek bir olay. Köpek kendi halinde bir şeyler yiyor diyor. Elinize taş aldınız köpeğe fırlattınız. Köpek ilkinde ses çıkartmadı. Taş aldınız tekrar fırlattınız. Köpek geldi size, size saldırdı parçaladı. Kim suçlu? İt mi suçlu? Yani köpek mi suçlu? Köpeği ittiren mi suçlu? Diyeceksiniz ki ya ne alakası var? Çok alakası var. Fenerbahçe Adana Demirspor maçı. Onye kuru ile Belhanda taraftara bir tek hani alın şortumuzu indiriyoruz görün demediği kaldı. Hakem ya olur böyle şeyler Bunlar sempatik çocuklar. bunlar ben Galatasaray'dan falan biliyorum dedi. Ses çıkarmadım. O gün ben burada canlı yayında ekranlarda dedim ki buna keşke kırmızı verilseydi. Görün bakın bunun devamı gelecek. Aynı Belhanda Onyekuru çıktı Trabzonspor tribününe orta parmak gösterdi. Yapar mı? Yapar. Yüzü buldular. Başka bir futbolcu gitti Galatasaray tribününe bir şey yaptı. Yapar mı? Yapar. Hocam kusura bakma ama nah yapar. Nereye nah yapar? Yüzü verdiniz. O gün Belhanda ile Onyekuru Gel buraya Belhanda. Sen tarafta nanik nanik yapamazsın. altı yapamazsın. 4 işte yapamazsın. Al sana kırmızı. Al sana da kırmızı. Defolun çıkın deseydi. O gün Türk futbolu bir şeylerden kurtuldu. Gerçi Türk futbolunda çok fazla şey var. Çok fazla şey var. Çok fazla. Tarih 22 Eylül 2013. Atatürk Olimpiyat Stadı. Beşiktaş Galatasaray maçı oynanıyor. Sahaya binlerce Beşiktaş taraftarı iniyor. Rakip oyunculara, hakemlere karşı ee, dokunmaya çalışıyorlar diyeyim. Ortalığı allak bulak ettiler. Bugün de çıkmışlar sosyal medyada mağduruz diyorlar. Sahaya inene böyle mi yapılır diyorlar. O gün mesela bekledikleri şey şu. O gün bunlar sahaya diye Türk polisi havaya sıkacaktı. Havaya sıktı o kimse gitmiyor. Teker teker tarayacaktı herhalde yani. Olması gereken oydu düşüncelerine göre. Çünkü sahaya inene takım arkadaşlarınızı korumak zorundasınız. Sahaya inen herkese sıkmak zorundasınız mantık olarak. Değil mi? Yanlış. 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 Ötesi yanlış. Yanlış. 2013'te Beşiktaş taraftarının sahaya inmesi de yanlış. Dünkü sahaya giren çocuk da yanlış. Bu arada bu Ankara gücü Beşiktaş maçında sahaya atlayan Berkay Ö isimli e, şahıs tutuklama talebiyle sevk edildiği birinci sulh ceza hakimliğince atlayı kontrol ve yurt dışına çıkış yasayla serbest bırakılmış. E, muhtemelen maçlara da en az 3 yıl boyunca giremeyecektir. Ben onu söyleyeyim. Bu ülkede birçok yani özellikle futbolda birçok şeyin adaleti yok. Geçen sene Trabzonspor maçında, Antalya maçında bir sürü taraftar sahaya indi. Not. Onların sahaya iniş amacı şampiyonluk kutlamaktı. Ya bizimkilerin de yanlışlıkla indiği dönem var. Şu amaç şampiyonluk kutlamaktı. Bu başka. Şampiyonluk kutlamak için inip de Allahsız deyip futbolculara vurmadılar. Yani en azından ben öyle biliyorum. Ya da resmi kayıtlar öyle söylüyor. Yani başka bir şey var. Biz görmediysek, ekranlara yansımadıysa bilemem. Kimsenin günahını almak istemiyorum. Ama onunla bu çok farklı. Şimdi o öyleydi. Mesela e, şunu söyleyeceğim. Bugün Beşiktaş'ın başına geldi. Yarın sizin başınıza gelebilir diyorlar. Ya bizim başımıza 3 Temmuz 2011 geldi. 4 Nisan 2015'te bizim otobüsümüz kurşunlandı. Yani baskının, şiddetin, ötekileştirilmenin, yok edilmeye çalışılmanın kralı bizim başımıza geldi. E biz o günlerde hep tek başımızaydık. Bugün Beşiktaş kenara sıyrılmış halde. 3 Temmuz 2011'deki o kumpasla Beşiktaş'ın adı hala şikeci olarak geçiyor. Hala şikeci olarak geçiyor. Niye kenara sıyrılmış hal der? Bir, bir, sürü taraftar demiyor mu? UEFA'nın listesinde Beşiktaş'ın adı da şikeci diye geçiyor diye. O gün nasıl kenara sıyrılıp kaçtılarsa. Bugün de benzeri. Ha bakın tekrar tekrar söylüyorum. Arkadaşlar bakın tekrar tekrar söylüyorum. Çünkü insanları köpek gibi kullanan, insanları koyun gibi kullanan bazı arkadaşlar var. Ve insanlar da bunlara prim veriyorlar. Diyorlar ki gidin, Beşiktaş taraftarına köpek dedi. Saldırın. Kıs 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 diyorlar mesela. Onlar da o abici köpek diyemezsin. Lan videoda nerede dedim diyorum? Demişsin. Geçen bir şeyli geldi, başka bir taraftar geldi. Takım ismi vermeyeyim. Anamıza sövmüşsün diyor. Lan geri zekalı mısın sen? Nerede sövmüşüm? Anamıza sövmüşsün bu videoda. A aç videoyu bak. Hangi dakikada sövmüşüm? Videoyu izledim. Videoda yok. Ama anamıza sövmüşsün. Hayal dünyanız o kadar geniş ki şizofren dünyanız. Ben ne, ne diyeceğimi bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim. Ceyil son tokat attığı için kaç maç ceza aldı? 10 maç ceza aldı. Sonra 8'e düşürüldü sanırım ama 10 maç ceza aldı. Beşiktaş'ta işte bir futbolcu var Joseph diye. Joseph'in başta takım arkadaşını kolluyor, kayırıyor. Lafım yok. Ama sonrasındaki yumruğu, tekmesi. Yani hepsine bakın. Olayların bütününe bakın. Yardım, Ankara Bücün yardımcı hocasına hareketleri. Kaç maç ceza alacak? Sıfır. Sıfır. Kırmızı kart kaldırılsın diyor Beşiktaş taraftarı. Yerde yatan futbolcuya şeye o taraftara Rozier'in tekmesi var. Onu gerektirir miydi? Ha, takım arkadaşını koruyor ya. Yerde yatan futbolcuya tekme atmasını gerektirir miydi? Bence gerektirmezdi. Ha, hadi Josef arkadaşını korudu diyelim. Sonuç olarak tekmeyi yediler. Bu arada ee, Vegorst'un falan da müdahalesi varmış. Taraftar Bak eminim Beşiktaş'ın en değerli futbolcusu Mete Kalkavan'a tek batmaya çalışıyor. Sonra e, Salih'le Cenk'e geliyor sanırım. Yanlışım yoksa. İki Fenerbahçeli'ye geliyor. Üzüldüm açıkçası. Başkasına da gelse üzülürüm. O genç arkadaş için de üzüldüm. Onu o diye getiren hakeme ve o dil çıkaran falan futbolcuya da inşallah ağır cezalar verilir. Çünkü bu arkadaş muhtemelen sevdiği e, takımın maçlarını izleyemeyecek artık. En azından 2-3 sene izleyemeyecek. İnşallah hakem de ceza alır. O da sevdiği takımın maçlarını yönetemez inşallah 3 sene 4 sene. Millet rahat eder. Ya da o Oğuz Ceylan adı şahs. Rahmetli Süleyman Seba yaşasaydı bugün o Oğuz Ceylan, Oğuz Ceylan mıydı? Sözleşmesini fesh ettiydi, ha. Şey, Oğuzhan Akgün'ün. Bugün sözleşmesini fesh ettiydi. Seba duruşu oydu. Beştaş duruşu oydu. Şimdi şimdiki duruş Beştaş duruşu değil ha. Bunu da söyleyeyim. Ya Seba'yla bunları karıştırmayın. Şimdi çıkacak diyecek sizin taraftar Seba'ya küfür ediyor. Benim söylediğime tam zıt şeyler. Bakalım kaç maç ceza alacak. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Sosyal medyada görüyorum sürekli Fenerbahçe kullanıyor. Lan Fenerbahçe son 8 yılda şampiyon olmuyor, olamıyor, yapılmıyor, engelleniyor. Son 15 yılda bu takımın sadece 3 şampiyonluğu var. Utanmadan federasyon diyorsunuz. 3 şampiyonluğu var 15 yılda. Birisi 100. yıl. Önemi ne binayı. Öbürü 2010-2011 kanırta kanırta. E, diğeri de zaten tarihin en erken şampiyondu. Üçüncü de mucize başarılmış. Başka yok. Son haftada 3 kez şampiyonluk çalınmış bu takımın. Örgüt kumpasları, suikastler, otobüsünü kurşunlamalar. Fenerasyon da fenerasyon. Bir de dininizin Allah'ınızın üstüne yemin edip söylüyorsunuz. F hakemleri feneri kolluyor diye. Sizin dininiz de yani o üstüne yemin ettiniz. Çoluğunuzun çocuğunuzun üstüne yemin ettiniz. Dikkat edin. Dikkat edin. 15 senede sadece 3 kez şampiyon olmuş. Onu da bir şey soracağım. Kanırta kanırta şampiyon oldu 2011'de. Hadi onu kabul etmiyorsunuz. 100. yıldaki şampiyonlar hiçbir şey bulamazsınız. Ersun Yanalı şampiyonluk tarihin en erken şampiyonluğu. Hiçbir şey bulamazsınız. Başka? Peki son yıllardaki şampiyonlukların hangisine tertemiz diyebiliyorsunuz? Kime sorsam lig kirli. Kime sorsam adaletsiz. Kime sorsam hakemlerden memnun değil. E son 8 yıldır Fenerbahçe teneke bile kazanamıyor. O kime göre adalet, kime adaletsizlik yapılıyor? Kimin lehine çalışılıyor? 12 numara bir gönderi paylaşmış. Onu da okumak istiyorum hızlı bir şekilde. Ankara Gücü Beşiktaş mücadelesi sonrasında sahaya atlayan bir holiganın saldırısını ve yaşanan saha olaylarını kınayarak sorumluların ceza alması gerektiğini altını çizdik. Yaşanan olayların, olayların sorumluları ev sahibi Ankara Gücü ve güvenlik önlemlerinin yetersiz kalmasını sağlayanlardır. Burada kesinlikle katılmıyorum. Hiçbir şekilde katılmıyorum. Lan eleman dünya uzun atlama rekorunu kırdı. Orada güvenlik ip gibi dizilmiş. Polis de ip gibi dizilmiş. Ben hiçbir güvenlikçinin, hiçbir polisin orada ihmalin olduğunu düşünmüyorum. Hatası olduğunu da düşünmüyorum. Asla böyle bir şey yok. Lan adam ne yapsın? Lan adam uçmuş, uçmuş. Adam uçmuş, tribinden uçmuş. La bana Peugeot 3008 verin ben gene uçmam oradan. Adam tribinden uçmuş. Polis ne yapsın? Dur. Havaya zıplayayım. Ben seni zıplatayım. Sen de onu zıplat. Üçüncü kişi havada yakalasın. Etkisiz hale getirelim mi desin? Anlık gelişen olaya. Kesinlikle katılmıyorum. Kesinlikle katılmıyorum. Neyse devam edeyim. Dün gece futbolcuların görevlerinin futbol disiplin talimatına net ve açık olduğunu sahaya atlayan görevliye müdahale nefsi müdafaa gibi olsa da dünyanın her yerinde olduğu gibi ceza ya da cezalar gerektiğini gerektirdiğini hatırlattık. Bunu yaparken de geçmişte yaşanan aynı olayları hatta bir tanesi Beşiktaş futbolcusu Ramon Motta olayını gündeme getirdik. Egemen Korkmaz, Ramon Motta ve Harun Tekin olaylarda benzer eylem ve nefsi müdafaa kapsamında olmasına rağmen yani kendilerini korumalarına rağmen futbol disiplin talimatının 44. maddesinin bir A bendi uyarınca en az 3 maç ceza almışlardır. 12 numara olarak yaşanan olayları sonuna kadar kınasak da maçların futbol disiplin talimatlarına göre oynandığını örnekleriyle hatırlattığımız için Korkuyorlar acizlik ve etik değil gibi ucuz tanımlarla komik şekilde hedef haline getirilmeye çalışılıyoruz diyor. Rize maçı sonrası otobüsümüzün kurşunlanmasından sadece 3 gün sonra maçlara çıkmazsanız sonuçlarına katlanırsınız. Restini yapan, zihniyeti alkışlayanların, bu vahim olaya sessiz kalanların, Kiev maçında yaşanan asla tasvip etmediğimiz ve kınadığımız tezahüratı UEFA'ya şikayet etmek için sıraya girenlerin dün gece yaşananlarla ilgili olarak disiplin talimatına göre ceza almalarını hatırlatmamıza tepki göstermeleri komiktir. Futbol sahada oynanan bir oyun ve kuralları da belli ise her kulübün buna uyması zorunludur. Sahaya atlamak nasıl yanlış ise ona fiziki tepki göstermek de yanlıştır. Oğuzhan, Josef ve Weghorst'un eylemleri görüntülerle sabittir. Ekleme yapayım. Rozier'inki de sabit. Net olarak tekme attığı görüntüler sabit. Adaleti tesis edileceğine inananların, işte adaleti tesis edeceğini ilan edenlerin bu duruşu göstermelerini bekliyoruz. Hayır Beşiktaş Başkanı yine federasyona gider. Orada ne yapıyorsa, nasıl bir görüşme yapıyorsa, kimlerin selamıyla gidiyorsa yani muhtemelen öyledir. Selamun Aleyküm ben geldim diyecek hali yok. Birinin selamını götürmeye falan gidiyordur. Ben 3 futbolcunun hatta 4 futbolcunun da ceza almayacağını kesin olarak buradan ilan ediyorum. 4'ü de almayacak. Yok nefsi müzafa, yok şu, yok bu. Peki son olarak da bir şey sormak istiyorum. Aklıma takıldığı için soruyorum. Trabzonspor maçında misal veriyorum. Trabzonspor maçları diyeyim şuraya. Kim oynuyor? Aklıma ilk o geldiği için söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Trabzonspor'un evindeki ilk maçı kimden oynuyor arkadaşlar? Şuraya bakalım. Ferenc Trabzonspor Perşembe. Adana Demirspor Trabzon onu geç. Trabzon Kızıl Yıldız geç. Trabzon Gaziantep 18 Eylül Pazar diye düşünüyorum. Gaziantep'li futbolcu golü attı. Tribüne doğru koştu. Şöyle yaptı. <laughs> Allah aşkına ne, olay neyle sonuçlanır? Trabzon, şey, Gaziantep'li futbolcuya hangi kart gösterilir? Bak olay neyle sonuçlanır? Daha da abartayım. Futbolcu böyle yaptı. Olta atıp çekme hareketi yaparken takım arkadaşı yerde balık gibi kıvrana kıvrana zıpladı. Sonucu ne olur? Sonucu ne olur? Gerçekten merak ediyorum. Sonucu ne olur? Bunlar yaşanacak çünkü biliyorum. Beşiktaş maçını herkes örnek alacak. Sahaya taraftar indi. Futbo bir tane taraftar indi diyelim. Trabzonspor taraftarı sahaya indi. Lan siz bunu nasıl yaparsınız derken Joseph gibi takım arkadaşını savunan bir arkadaş geldi. En sesine yumruğu geçirdi. Yere yatınca da Rosier gibi bir takım arkadaşı tamamen takım arkadaşını savunmak amacıyla geldi. Yerdeki taraftara tekme attı. Bir şey soracağım. Sonucu ne olur? Sadece sordu, soruyorum. Sonucu ne olur? Kaos olur. Kaos. Etmeyin. Eylemeyin. Fenerbahçe düşmanlığından cezalar vermediniz. Bir şeyleri hani görmezden geldiniz ettiniz ama artık verin şu cezaları. Milleti cesaretlendirmeyin. Milleti cesaretlendirmeyin. Allah aşkına. Çoluk, çocuk, genç. Ya cahil cuvara birisidir muhtemelen. Yaşını bilmiyorum ama 20 yaşında bile yoktur belki. Cahil Cubara'nın tekidir. Kan deli akıyor. Hepimizde oldu. Kan deli akıyor. Olur. Olmaz diye bir şey yok. Olur arkadaşlar. Kan deli akıyor. Olur. Ama benim ricam şu. Ya cezayı herkese eşit uygulayın. Misal veriyorum. Galatasaray orta açtı. Taraftar şey, şey tarafta diyorum. Rakibin eline değdi. Bu penaltıysa Fenerbahçe orta açınca eline değince yine penaltı olsun. Hakem yorumuna göre bu değil. Sonra böyle oluyor işte. Hepsine bak hepsine karşıyız. Ama en çok da adaletsizliğe karşıyız. Bu arada Trabzon demişken unutmadan da söyleyeyim. E, aziz Allah. Ya, ya da neyse unutarak unutayım. Söylemeyeyim. Hani zamanda orada da bazı olaylar yaşandı. Hani hakemler ilgili bir olaylar yaşandı. Hatta Fenerbahçe Maçı maçındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Yan hakeme karşı. Açın bakın bakalım. O gün o yan hakemler bu kadar tahrik edici karar vermiş mi? Bu kadar rakip, tahrik edici. Ya da Fenerbahçe kulübesine herhangi birisi dil mil mi çıkartmış mı? Bir hareket yapmış mı? Taraftarı kışkırtmak için. Bakın bu ülkede neden yaşanmadı. Fenerbahçe taraftarı diyor otobüs şey polis otosunu devirdi. Gözünüzde gördünüz mü? Emin misiniz onu devirdiğinden? Emin misiniz? Birçok görüntüden biz eminiz. Biz birçok görüntüden eminiz. Net olarak gördüğümüz için eminiz. Ama emin olmadığınız şeyler hakkında konuşmayın. Ki mahkeme kayıtlarına şuraya buraya bakabilirsiniz. Ben tekrar tekrar söylüyorum tekrar tekrar söylüyorum. Bu olay eğer bir daha yaşanmasın istiyorsanız net olarak ceza verin. Bak net olarak ceza verin ve federasyon sitesinden de duyurun. Tribünü tahrik eden futbolcu ister yedek kulübesinde olsun ister as olsun. İster oynasın ister ısınma hareketi yapsın. Direkt olarak cezası kırmızı karttır. Var da burada devreye girebilir deyin. Bakın bakalım bir daha bunlar yaşanıyor mu? Eğer bunu yapmazsanız Josef'i takım arkadaşını savundu diye işte Vegors'u takım arkadaşını savundu, Rozier'i takım arkadaşını savundu diye kollamayı sürdürürseniz vay Türk futbolunun haline. Allah maçlara gidecek herkese sabırlar ihsan etsin. Görüşmek üzere.